Şimdi sırada ne vardı? Sırada Ali Efendi oğlu tarafından hazırlanan bir veterimiz var. O da Kerkük kızı üzerine. Onu izleyen görəğin hemen karşımızda olduk. Kerkük kızı, Türkmen sanatının tarihinde geçen asırda meydana çıkan kadın sanatçılardandı. Seslendirdiği şarkıları günümüze kadar dinlenip hafızalardan silinmeyen seslerdendir. Aynı dönemin sanatçılarından Kerkük kızını yakından tanıyan Türkmen sanatının öncelerinden Tahsin Cömert, sanatçının hakkında soruları cevapladı. Kerkük kızı, Kerkük'ün kızlarından birisidir. Yani tam Kerkülüdür. O bunun da adı Selime Hanım'dır. Kerkük kızının hangi dönemde çıktığı ve kimin tarafından keşfedildiği sorusuna dair Cömert şöyle cevap verdi. İlk tapan Kerkük kızını hakikat getiren radyo evine büyük sanatkarımız Allah affetsin olsun Abdülvahit Güzelçoğlu'dur. Abdülvahit Güzelçoğlu sanatını, bu kız sanatını aldı eline ve bu ahire kimin başardı ozunu ve bütün besteleri, bütün koreyatları okuduğunu, bütün şeyleri onun kuatı ilanıydı. Ama bu kız özü bir büyük Kerkük sesine sahibiydi. Müzik eğitimi almaksızın Kerkük kızının sesinin güzelliği ve Türkmen şarkılarının başarılı bir şekilde icrasını bir sanatçı gözüyle Cömert anlattı. Kerkük kızının sesi sevilen seslerden bir sesti. Rağma bu kız müzik okumayıptı, kültür görmeyipti ama özü gözükürü Kerkük'ün bestelerine, koreyatlarına uşak iken çok yakınıymış. Çünkü çok yakın olmasaydı bu kız bir kere böyle patlamazdı radyoyunda. Bir sada verdi. O zaman da Türkmenca kısmı, yerde olan Türkmenca kısmı, şimdi Türkmenca bölümüydü sonradan. Yerin asmanın suyuna kadar ihtiyacı var. Teşbih olmasın tabii. Şey etmezler ben, nakit etmezler. Türkmenin o kadar ihtiyacı var idi kadın sesine. Türkmen sanatının altın çağı adlandırılan dönemlerde güçlü erkek sanatçılar arasında Kerkük kızı kendini bariz bir şekilde gösterdi. Her zaman şarkılarını, türkülerini, koreyatlarını çalandan istemesen kulağını özünden uzak edesen. Çünkü nişi seni ulehecavdi, seni konuşmaydı, seni sevdiğiydi. Kız kadın kısmı koreyat oksun, makam oksun, yani güç meseledi. Bak Arap sanatında yüzlerce sanatkarlar var. 2 sanat, 3 sanatkarları yok idi. Makam okusun, avukariyat okusun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ali Efendioğlu tarafından Kerkük kızı hakkında hazırlanan röportajı izledik. Tabii ki Türkmen sanatı o günden bugüne kız sesine ihtiyacı vardı. Ondan sonra hiçbir kızımız çıkmadı Türkmen sanatını, Türkmen sesini kız sesiyle yetiştirsin. Doğru. Bu da büyük bir eksiklikti. Yani Türkmen sanatında, Türkmen kültüründe gün geçtikçe bazı şeyler kaybederek onun yerlerini almırız. İster oyunculuk yönünde olsun, ister tiyatroda olsun, ister sunuculukta olsun, aynen, ister de ama özellikle ses sanatında maalesef bütün Türkmen milletinde bugüne kadar tek bir sesimiz vardı. O da yaşadığımız bıçağa göre 2020'ye yetiştik. 2020'deyiz. Daha 10 yıllarca evvel bir tek Kerkük kızımız vardı. O günden bugüne hiçbir kız ses sanatçısından Türkmence şarkı izlemedik. İnşallah bundan sonra yeşidarız Türkmen sesine, Türkmen kızlarının güzel seslerinden güzel şarkılar dinleriz.